Ramazan ayımızın vazgeçilmez tatlısı güllacımız. Ramazan'da herkesin en çok tercih ettiği tatlımız. Sütümüz her zaman olduğu gibi manda sütüne yapıyoruz. Evet, güllacımız hazır. Yaklaşık 30 yıldır bu mesleğin içindeyim. İftardan sonra genelde hafif tatlılar. Normal tatlarımız gidiyor ama en çok tercih edilen güllaç. Hafif olduğu için daha çok tercih ediliyor. Süt ve şekerden yapılmakta. İnsanlar onun için onu çok tercih ediyor. Bizim sütümüz farklı. Manda sütüyle yapıyoruz. Sütümüzü kaynatıyoruz. İçine bir şeker koyduktan sonra kaynamayı alıyoruz. Kaynadıktan sonra, kıvamını aldıktan sonra bir parmak serçe parmağımızı yakacak şekilde sıcak olması gerekiyor. Güllaç Ramazan ayına has bir tatlı. İftardan sonra en çok tercih edilen güllaçtır. Osmanlı'dan beri gelen bir tatlımız. Biz bunu manda sütüyle yapıyoruz. İçinde biraz şekeri var. Ocakta kaynadıktan sonra güllaçlarımızı tek tek ıslayıp döşüyoruz. Arzu eden içine fındık, fıstık, ceviz koyabiliriz. Biz genelde fındığı tercih ediyoruz. İftardan sonra yenebilecek çok güzel bir tatlı. Manda sütü çok faydalı. Mideyi hazmettirir, mideyi rahatlatır. Onun için herkese güllaçı tavsiye ederim. Şimdi güllaçın kilosu 250 lira. Diğer tatlılara nazaran biraz da uygun. Ortalama piyasanın biraz altında veriyorum. Çünkü kendim usta olduğum için kendi ürünlerimi kendim yapıyorum. Normalde herkesten 150-200 lira aşağı veriyorum tatlılarımı. Bir porsiyon güllaç 60 TL. Yani bir dilimi 60 TL. Herkesin bütçesine uygun. İftardan sonra herkes gelip gönül rahatlığıyla yiyebilir.